İyi akşamlar Mercan TV izleyicilerimiz. Bu akşam yeni bir konu ve konukla beraberiz. Bu akşamki konuğumuz çocuklarda işitme kaybı ve önemli konuşacağız. Bu akşamki konuğumuz Eyüp Danış, odyolog hocamız. Eyüp hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin hocam. Nasılsınız? İyiyim hocam. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ederim hocam. Böyle bir imkan tanıdığınız için, bizleri yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başta sizlere ve Mercan TV ailesine. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Ne zaman davet etsek geliyorsun, kırmıyorsun bizi. Sağ olun hocam. Bu konuda ben çok teşekkür ederim. Hocam sizleri tanıyoruz ama tanımayanlar için Eyüp Danış kimdir? Şöyle hocam, kısa ve öz bir şekilde anlatayım kendimi. Ben Eyüp Danış, Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra İnan Üniversitesi Odyoloji Lisans Bölümünden mezun olarak memleketimizin en eksik bölümü olan Odyoloji Bölümünde şu an kendi işitme merkezimde işimi iyi bir şekilde icra etmeye gayret gösteriyorum. Bu alanda kendimizi sürekli geliştirerek hastalarımıza nasıl daha verimli olabiliriz, neler yapabiliriz onlar için, bu noktada bu şekilde ilerlemekteyiz hocam. Hocam konumuz işitme kaybı ve önemli konuşacağız. İşitme neden önemlidir? İşitme kaybı nedir? Hocam şimdi işitme kaybı nedir'den başlayacak olursak, işitme kaybı şudur hocam, işitme yolaklarının herhangi birinde bir patoloji meydana gelirse, herhangi bir problem meydana gelirse bu yolaklarda işitme kaybı diyoruz buna. Tabii farklı farklı sınıflandırmalar var, farklı çeşitleri var. Buna konu açıldıkça değineceğiz. İşitme neden önemlidir sorusuna da gelecek olursak hocam, işitme bizim 5 duygularımızdan biri zaten. Hani burada önemli olan nokta şu, İşittiğimiz kadar varız bir nevi, öyle söyleyeyim. İşitmediğimiz zaman... Yani duyduğumuz kadar konuşuruz aslında. Aynen öyle, aynen öyle hocam. Duymayan bir insan zaten konuşamayacaktır. Dil gelişimi sekteye uğrayacaktır. Bu noktada akademik ve sosyal gelişim açısından, psikolojik gelişim açısından duyma bizim için çok önemlidir. İşitme bizim için olmazsa olmazdır. Zaten bizim cross model reorganization dediğimiz bir süreç var hocam. Bu süreç duyu organlarından herhangi birinde bir problem olduğu zaman beyin o duyuyu kapatarak diğer duyuya odaklanıyor. Bu noktada biz bunu yaşamamak adına zamanında mesela rehabilite edilmeyen işitme kayıplı bireylerde akranlarını yakalama problemi çok daha fazla oluyor. Onun için işitmenin temel ana noktası, odaklanmamız gereken noktalardan biri de bu. Bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Mercan TV izleyicilerimiz, hocamıza soru ve görüşleriniz için ekranda da görüldüğü gibi psikolog Cettin Oz Instagram adresinden soru ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Derken hocam bir soru geldi. Herhalde iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Benim 5 yaşında kızım bir kulağı %75 duymuyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Diğer kulağı normal mi? Muhtemelen bunu yazdığına göre normal diye bekliyoruz. Herhalde normaldir, yoksa göre diğer kulağı da söylerdi. Hocam şimdi 5 yaşında bir çocuk, bir taraf yani ileri bir kayıp çocuk için, 75 desibel ileri bir kayıp. Diğer taraf normal ise bu süreçte takip öneriyoruz hocam. Sonuçta çocuğun tek kulağını cihazlandırdığımız zaman bu noktada çocuk buna adapte olamayabiliyor. O yüzden belli aralıklarla, genellikle 6 ay diyoruz buna, 6 aylık rutin takiplerle İşitmeyi kontrol edip diğer kulağında herhangi bir patoloji olursa veya kötü olan kulağında bir ilerleme olursa ona yönelik müdahale etmemiz gerekiyor. Yani direkt hemen bir işitme cihazı veya bir amplifikasyon önermemiz doğru olmaz. Çocuğu sıkı bir takibe almamız gerekiyor. 6 aylık sürelerle işitme testini tekrarlayarak o şekilde ilerlememiz lazım hocam. Tavsiyemiz bu olur. KBB hekiminden ve odyologlarından destek alsınlar. Bana da ulaşabilirler Instagram adresimize. Evet. Peki hocam, işitme kaybının sınıflandırılması nelerdir? Hocam şimdi çeşitli sınıflandırmamız var. Öncelikle şiddetine göre hafif, çok hafif, hafif, orta, orta ileri ve ileri çok ileri şeklinde çocuklarda sınıflandırmamız oluyor. Ortaya çıkış zamanına göre prenatal, perinatal ve postnatal dediğimiz süreç var. Prenatal dediğimiz süreç anne gebeyken meydana gelen süreç. Perinatal dediğimiz süreç doğum esnasında meydana gelen. Postnatal ise doğumdan sonraki süreçte meydana gelen işitme kayıplarını sınıflandırıyoruz. Konuşmanın edilmesine göre aynı şekilde bu da prelingual, yani 0-2 yaş arasında dil konuşma gelişimi olmadan, perilingual 0-2 ile 6 yaş arasında dil konuşma gelişimi basamağındayken, postlingual ise dil konuşma gelişimi tamamladıktan sonra meydana gelen işitme kaybıdır. Bunlar çeşitli sınıflandırmaları özetliyorum. Patolojinin yerine göre ise iletim tipi işitme kaybı, sensorineural tip işitme kaybı, mix tip işitme kaybı, santral ve
fonksiyonel tip işitme kayıplarınız var. İletim tipi işitme kaybında dış ve orta kulakta bir patoloji meydana gelmiş ise buna iletim tipi işitme kaybı diyoruz. Sensörineural tip işitme kaybında ise iç kulak ve daha sonraki kulaklarda meydana gelen problemlerde verdiğimiz bir sınıflandırma. Mixed tip de hem iletim hem de sensörineural olduğu zaman, santral ise daha üst yolaklarda beyin merkezli, beyin temelli problemler olduğu zaman. Fonksiyonel tip işitme kaybını nasıl şey hocam? Bu da hastanın testlerle beraber bir işitme kaybı yok aslında. Hasta kendini işitme kayıplı gibi sınıflandırıyor. Sadece o psikolojik diyebiliriz. Bu şekilde genel hatlarıyla sınıflandırmamız bu işitme noktası. Peki hocam, çocuklarda işitme kaybı nedenleri nelerdir? Hocam şu şekilde temel olarak ikiye ayırıyoruz. Konjenital ve sonradan olan şeklinde, edinilmiş şekilde ikiye ayırıyoruz bunu. Konjenital işitme kaybı her 1000 yeni doğanda yaklaşık olarak binde 3'tür. Yani 1000 yeni doğandan 3'ü konjenital bir işitme kaybıyla dünyaya geliyor. Burada tabii biz odyologlar olarak bizim amacımız 997 çocuktan ziyade 3'ünü tespit etmek, 3'ünü bulmak. Çünkü 997 çocuk, yani biz olmasak da hayatını bir şekilde idame ettirecek ve akranlarınıyla beraber güzel bir gelişim gösterecek. Ama 3 çocuk bir odyologdan destek almadan, bir işitme cihazı veya bir koklear implant, bir amplifikasyon veya bir rehabilitasyon uygulanmadan hayatını idame ettiremeyecek ve akranlarında geride gelişim seyri olacak. Bu noktada bu oran bizim için çok yüksek zaten. Binde 3'lük bir oran. Bu da katlanarak artıyor zaten her yıl. Onun dışında şimdi konjenital işitme kayıplarının belli başlı nedenleri var hocam. Şimdi özellikle hamilelik sırasında örnek veriyorum, anne bir ilaç kullanmıştır. Alkol veya bir madde kullanmıştır. Bu çocuğa doğrudan etki edecektir. Ve sendromik tip dediğimiz işitme kayıpları da oluyor. Bunlar işte Ulcer, Alpert sendromu gibi sendromlar çocuğun işitmesine etki ediyor. Genetik bir kayıp da meydana geliyor. Bunların hepsi hocam konjenital tip işitme kaybı. Sonradan işitme kayıplarımız ise çocuk bir ilaç kullanır, ani bir gürültüye maruz kalır, menenjit geçirir, kaba kulak geçirir. Bu gibi problemler de sonradan meydana gelen işitme kayıpları sınıflandırmamız için geliyor. Genel itibariyle bu şekilde toparlayabiliriz işitme kaybının nedenlerini çocuklar için. Zaten hocam hamilelik sürecinde söyleyince aklıma şey geldi. Biz bozmalı terapisi de yapıyoruz, çalışıyoruz. Evet. Annenin yani hamileyken ruhsal durumu çocuğa otomatikman yansıyor, konuşmasına etki ediyor. Evet, kesinlikle hocam. Peki hocam, yeni doğan dedik. Yeni doğan işitme taraması ve önemi nedir? Hocam şimdi yeni doğan işitme taramasında önemli bir nokta. Önce şunu soruyorum. Her doğan çocuğa işitme testi yapıyorlar mı? Evet hocam, yapılıyor. Şu an rutin olarak zorunlu bir işitme testi programı var. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı. Her yeni doğana hastaneden taburcu olmadan ilk 72 saat içerisinde bir yeni doğan taraması testi yapılıyor. Tabii burada yaparken tarama ABR kullanıyoruz. Çocuğun yüzüne farklı bir elektrotlar yerleştiriliyor. Geçti veya kaldı. Testin tek sonucu bu hocam. Geçti, kaldı. Yani işitme kaybı şu kadar demiyor bize. Bu çocuk geçti, işitmesi normal veya kaldı. İşitmesinde bir problem var diyoruz. Şimdi burada önemli olan nokta şu hocam. Bizim 1-3-6 dediğimiz bir kural var. Birinci ayda kesinlikle bir tarama yapmamız lazım. En geç birinci ayda bir tarama. En geç üçüncü ayda bir tanı almamız lazım eğer kalmışsa. En geç 6. ayda da bir amplifikasyon, yani bir güçlendirici verip bu işitme cihazı olabilir, koklear implant olabilir. Tabii 1 yaşından sonra koklear implant olabilir. Bir amplifikasyon uygulamamız gerekiyor. Bunun için yeni doğan işitme taraması var. Çocuklarımızı kaçırmamak için. Zaten bizim için 6. ay kritik bir evre. O yüzden 6. aya kadar tanılama yapıp o şekilde bir ilerleme sağlamamız gerekiyor. Dediğim gibi test sonucu geçti veya kaldı diye bizim önümüze çıkıyor. Ayrıca belli başlı risk faktörlerimiz var. Çocuk geçse dahi, o risk faktörlerine sahip ise referans merkezine yönlendirmeler yapılıyor. Bu risk faktörleri genel itibariyle düşük doğum ağırlığı olabiliyor. Veya kan uyuşmazlığı gibi böyle tipik örnekler versek veya çocuk sağlık geçirmişse hemen. Bunlar risk faktörlerimizdir. Eğer çocukta bunlar mevcutsa, kalmışsa dahi bir referans merkezine sevk durumu gerçekleşiyor. Kalma durumu deyince hocam, peki yeni doğan işitme taramasına kalan çocukların ebeveynleri neler yapmalı? Hocam şimdi öncelikle... Çünkü sıkıntılı bir durum. Yani evet. Bir çocuğum oldu, işte kulağı duymuyor mu, acaba duymayacak mı gibi sorunlar yaşıyor. Evet. Hocam öncelikle şimdi zaten referans merkezine sevk edilecek bu çocuk. Referans merkezine sevk edileceği sırada kesinlikle ve kesinlikle söylenenleri harfiyen yerine getirmesi gerekiyor. Bu söylenenler nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Şimdi aile kesinlikle bu süreci aksatmamalı. Kulak ardı yapmamalı. Yani aman işte biraz daha bekleyeyim, ya işte düzelir, şöyle böyle gibisinden girmemek lazım. Ha, bazen çocuk yerinde olduğu zaman kulağında sıvı
doğum sıfırı kalabiliyor. O durumdan dolayı kalabiliyor bazen çocuk. Tabii bunu yine de bazen test tekrar yapılıyor, geçebiliyor veya referans merkezine test sevk edilip oradaki duruma göre artık çocuğun işitme kaybı var mı yok mu bu belirlenebiliyor. Kesinlikle bir referans merkezine başvurup önce bir uzman doktorumuzdan bir otoskopik muayene ve genel hatlarıyla bir anamnez alındıktan sonra bir odyoloğumuza yönlendirerek odyoloğumuzda kesin tanı için belli başlı test protokolleri var. Onları uyguluyor. Bu genellikle ABR halk arasında BERADA diye biliniyor. Testleri yapılarak kesin tanı koyuluyor. Kesin tanı konulduktan sonra çocuğa hemen ardından bir amplifikasyon sağlamamız lazım. İşitmesini normale çevirmek için bir cihazlandırma vermemiz lazım. Eğer kalmışsa işitme kaybının tipi ve derecesi kesinleşmişse. Daha sonra da gidip işitme merkezlerinden güvendikleri, tanıdıkları, bildikleri, özellikle akademik olarak da bizim belirttiğimiz odyolog olan yere gidip iyi bir destek almaları gerekiyor. İşitme merkezlerine cihazlandıktan sonra yine odyolog olan bir rehabilitasyon merkezine gidip işitsel sözel terapiye bir an önce başlamaları gerekiyor. Peki hocam, işitme kaybı belirtileri nelerdir ve belirtiler noktada işitme kaybı tespiti için neler yapılıyor? Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Yeni doğan taramasında kalan çocuklar için genel prosedürleri anlattık. Bu genel itibariyle işitme kaybı şüphesi olan bir çocuk için neler yapmamız gerekiyor? Ondan bahsedelim. Hangi testleri uyguluyoruz? Bizim objektif ve subjektif dediğimiz test yöntemlerimiz var hocam. Objektif test yöntemlerimizde çocuktan kesinlikle herhangi bir fiziksel bir yanıt beklemiyoruz. İşte duydum, duymadım gibisinden bir yanıt beklemiyoruz. Bir hareket de beklemiyoruz. Motor cevabı da beklemiyoruz. Sadece çocuğa belli başlı elektrotlar yerleştirerek veya kulağına bir prop takarak cevap alıyoruz. Bunlar ABR testi, otoakustik emisyon testi ve timpanometre testi. Üç şekilde bir objektif test değerlendirmelerimiz var. Subjektif test değerlendirmemizde ise kesinlikle çocuktan bir cevap bekliyoruz. Bunun için de bir kabine koyuyoruz. Saf ses odyometrisiyle yapıyoruz testleri. Davranış gözlem odyometrisi dediğimiz bir test yöntemi var mesela hocam. Bu 0-6 ay arası çocuklarda yapılıyor. Ve çocuktan herhangi bir refleksif davranış bekliyoruz. Yani sese karşı bir tepki bekliyoruz. Bir emme refleksi bekliyoruz, bir göz kırpma bekliyoruz, bir irkilme bekliyoruz. Ondan sonra eğer çocuğun yaş aralığı 6 ile 36 ay arasındaysa görsel pekiştireç odyometrisi uyguluyoruz. Burada da işitsel uyarana karşı istemli motor hareket bekliyoruz. Yani şu şekilde yapıyoruz hocam. Sağda solda çocuğu tam karşımıza oturarak sağda ve solda 90 derece açılı olacak şekilde görsel bir uyaran koyuyoruz. Ses verildiği anda görsel uyaran da yanmıyor ve çocuğun ses sağdan gelse, soldan gelse sonra dönülmesini bekliyoruz. Ona göre istemli motor hareket bekliyoruz. Oyun odyometrisi dediğimiz bir durum da var. Eğer 36 aydan büyükse çocuk, yani 3 ila 5 yaş arasında ise burada da çocukla oyun oynayarak bir test yapıyoruz. Örnek veriyorum, oyuncağı kulağına tutuyor mesela. Ses geliyor mu gibisinden diyoruz. Hani oyuncaktan bir beklenti içerisinde kalarak. Ses geliyorsa kutuya atmasını istiyoruz. Kutuya koyuyor. Bu şekilde bir oyunla çocuğa bu testi yaptırıyoruz. İşitsel uyarana karşı bu da öğrenilmiş motor cevabını ölçüyoruz. Ve işitme testini yapıyoruz aynı zamanda. Tabii bunları yaparken bu değerlendirmenin hepsi birbiriyle ilintili olmak zorunda ve hepsi birbirini desteklemeli. Bunları ona göre ilerliyoruz. İşitme kaybı belirtilerine gelecek olursak da, yani tabii ki çocuk, örnek veriyorum, ailelere göre işte işine geleni duyuyor, işine geleni duymuyor. İşte dudak okuma yapıyor, dudağımızı kapattığımız zaman, örnek veriyorum, çocukla karşılıklı iletişimdeyken çocuk bizi anlamıyorsa, bir anlama problemi varsa, duymuyorsa, tabii bunlar tipik örneklerimiz. Ve dışlanmışsa mesela çocuk okulda, soyutlanmışsa, kendini soyutlamışsa, bunlar tamamıyla bizim işitme kaybı belirtilerimiz diyebiliriz. Tabii bunu çeşitlendirebiliriz. Daha ilerleyen süreçlerde çeşitlendireceğiz. Peki hocam, çocuğuna diyelim işitme kaybı testi konuldu. Yani gitti, kulak burun boğazı bu testi koydu. Çocuklar için uygun bir cihazlar nasıl olmalı? Hocam şimdi şöyle. Veya her çocuk için farklı farklı cihazlar mı var? Ya şöyle, pediatrik ürün grubumuz var hocam. Pediatrik ürün grubunda çocuğun işitme kaybının tipine ve derecesine göre biz çocuğu cihazlandırmamız gerekiyor. Ayrıca çocuğun yaşı da bizim için önemli. Bu çocuk kaç yaşında? Yeni doğan mı? Örnek veriyorum, işte biraz daha mı ileri? Çocuğun işitme kaybının tipi, derecesi ve yaşı bizim için çok kritik. Ona göre bir cihazlandırma tercih ediyoruz. Ve dediğim gibi pediatrik ürün grubundan ürünlerimizi seçmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum, yetişkinlere verdiğimiz bir işitme cihazını çocuklara veremeyiz. Neden veremeyiz? Çünkü pediatrik ürün grubunda hocam pil kapağımız kilitlidir. Yani öyle kolay bir şekilde açılmayacaktır. Çocuk bir kulağından çıkardı mesela, oynamak istedi, kolay bir şekilde pil kapağını açıp pili ağzına atıp yutmayacaktır mesela bunu. Pil kapağı kilitlidir pediatrik
ürün grubunun. Daha sonra FM sistemle uyumlu cihazlar almamız gerekiyor. FM sistemimizde hocam sesi doğrudan, mesela bir sınıf ortamında çocuk doğrudan sesi, öğretmenden gelen sesi kulağında duyacaktır, işitme cihazından. Bu çocuk için büyük bir avantaj olacaktır gürültülü ortamlarda. Özellikle ayrıca bir ışıklı göstergeye olan cihazı da tercih etmemiz gerekiyor. Bu ışıklı gösterge de pilin bitip bitmediğini veya cihazda herhangi bir arıza olup olmadığını bize gösteriyor. Cihaz çalışır vaziyette ışık yanıp sönüyor. Cihaz çalışmadığı vaziyette ise ışığımız yanıp sönmüyor. Bu noktada aile zaten buradan anlıyor herhangi bir problem var mı yok mu diye. Ayrıca tozdan neme ve darbeye kesinlikle ekstra dayanıklı bir cihaz almamız gerekiyor. Ve burada ailelere tavsiyemiz şu hocam. Hani günümüzde gelişen teknolojiyle beraber hemen hemen bütün işitme cihazları, yani teknoloji çok ilerlediği için aralarında çok bariz bir farklar yok. Sadece bu farkı yaratan bu cihazı aldığınız yerdir. Ve bu cihazı ayar yapan kişidir. Öyle söyleyeyim. Yani iyi ayar yapılmamış bir cihaz. İşin uzmanı aslında. Aynen öyle. İşin uzmanı da zaten hocam akademikte, sosyalde kime sorarsanız sorun. Odyologlar olduğu için bizim tavsiyemiz odyologlardır. Tabii ailelerde, ailelerin takdirine bırakarak. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Kulağımı temizliyorum, zarar olur mu? Yani o temizleme çubukları zarar var mı? Zararlı hocam. Biz çok önermiyoruz. Bence kiri itiyor için aslında. Aynen, kiri daha fazla itiyor ve kalıplaşmasını sağlıyor. Artık ekstra daha fazla ittikten sonra belli oraya ulaşamayacak artık daha fazla. Ve zara teması olacak, zarar verecek. Timpanik membran dediğimiz kulak zarına zarar verecek, oraya yapışacak. O yüzden kulak pamukçu kesinlikle kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Pamukla böyle kulağın ucundan alabiliriz. Ucundan yastıkça sokmadan, aynen, ucundan kenarına. Aynen. Ve bazen hocam çok aşırıya kaçıyorlar. İçeriye çok koyuyorlar. Kulak zarı delinebiliyor veya başka şeylerle karşılaşabiliyoruz. Hatta bazen yani kürdanla yapıyor hocam. Müsteviri kürdanla. Kürdan, anahtar koyan bile gördüm hocam. Yani kürdan, öyle evet. Söyleyeyim. Bunlar çok yanlış. Bunlardan kaçınsak iyi olur yani. Öyle söyleyeyim. Kulak temizliğine ne diyorsunuz hocam? Temizletmek lazım mı? Temizletmek gerekiyorsa lazım hocam. Şimdi bazen iletim... Onu mesela neye göre temizliyoruz hocam? Yani işitme kaybı oluyor, ona göre mi temizliyoruz? Aynen öyle. Ve önceden bir bakıyor musunuz? Yani temizletmesi gerekiyor diyor musunuz? Hocam bir otoskopik muayene yapıyoruz zaten. Eğer kulakta bir kirlenme mevcut ise, buşon dediğimiz olay var ise veya serümenimiz çok fazla meydana gelmiş ise, serümen dediğimiz kulağın doğal akıntısıdır hocam. Bu sarı akıntılar aslında doğaldır. Yani kulağımızı temizler. Kulağın içindeki kirleri aslında dışarı atar bir nevi. Bunlar doğal şeyler. Ama bazen serümeni çok fazla akıtan hastalar oluyor. Bu gibi durumlarda bir katılaşma meydana geliyor veya kulağına bir şey kaçan oluyor. Buşon dediğimiz olayla kulak tıkanabiliyor. Bu da iletim tipi işitme kaybına sebebiyet verebiliyor. Bu gibi durumlarda bir otoskopik muayene yapıp ardından kulağı temizlemeyi tavsiye ediyoruz. Temizlemek kötü bir şey değil hocam. Halk arasında hani böyle temizledim, yok şöyle oldu, yok böyle oldu, işte kulağım daha sonra daha kötü oldu diyen var. Aslında durum şu, temizledikten sonra o kulağın canlılığına alışıyor belli bir müddet. Temiz bir şekilde, sesler saf bir şekilde geliyor, güzel bir şekilde. Sonra biraz daha tıkanmaya başlayınca zannediyor ki hani kulağım kötüleşti gibisinden. Öyle bir şey yok aslında. Yeri geldiği zaman temizlemek tavsiyemizdir yani hocam. Şöyle bir soru gelmiş. Çocuklarda ani işitme kaybının nedenleri nelerdir? Hocam çocuklarda ani işitme kaybı genel olarak bir ilaca maruziyette de meydana gelebilir veya bir darbe alırsa da meydana gelir. Çocukları sonuçta okula gönderiyoruz, arkadaşlarıyla oynuyor, bahçede oynuyor. Kulağa bir darbe alırsa da bir ani işitme meydana gelir. Hatta timpanik membran bile yırtılabilir. Ve ani bir gürültüye maruz kalırsa bu çocuk yanında bir silah patlar veya bir düğüne gider aniden bir gürültü cereyan eder. O gibi durumlarda ani işitme kaybı meydana gelir. Tabii bu 3 frekansta ardı ardına 30 desibele yakın düşüş meydana gelirse biz bunu ani işitme kaybı diyoruz. Bu durumda hemen bir işitme testi yaptırıp işitmemizin seyrine göre bazen kendiliğinden geçebiliyor, bazen bir ilaç kullanmamız gerekiyor, bazen kalıcı olabiliyor hocam. İşitme testimizin seyrine göre ilerlememiz gerekiyor. Şöyle bir soru var. Diyor ki ben küçükken işte köylere, düğünlere gidip biliyorsun burada düğünlere silah havaya sıkılıyor. Evet. Orada silah sıkıldıktan sonra çok bir şey olmadı ama 3-5 gün sonra artık az duymaya başladım. Etkiler mi hocam? Yani bir ani yanınıza bir silahın sıkılması, ani büyük bir patlamanın olması hocam, kulaklarına zarar verir mi, işitmeye bir engel olur mu? Hocam etkiler direkt dış tüylü hücreleri harabiyete uğratır. Dış tüylü hücreleri de harabiyete uğradığı zaman sensorineural tip dediğimiz bir işitme kaybına neden olabilir.
dış türlü hücrelerimizin de harabiye tur olduktan sonra bunu geri döndürmemiz çok zor olduğu için zaman içerisinde de kendini gösterebilir. Aniden de bir işitme yapabilir. O yüzden kulağımıza iyi bakmamız gerekiyor hocam. Yani bu arkadaşım bahsetti, muhtemelen o patlamadan sonra, yani tabii ki bu iki cümlesine dayanarak söylüyorum bunu. Evet. Söylediğine göre muhtemelen dış türlü hücresinde bir harabiyet meydana gelmiş. Yani sanki az duyuyorum diyor. Aynen. O zaman bir işitme testi yapıp ondan sonra da yanıma gelirse ben yardımcı olurum. Daha iyi olur. Peki. Peki hocam, tanı koyulan çocuğa erken cihazlandırma avantajları nedir? Erken olmasının avantajı nedir daha doğrusu? Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim için önemli nokta, şimdi ilk 6 ay çocuklarda evrensel bir gelişim oluyor. Yani evrensel bir dil gelişimi oluyor. Yani Adıyaman'daki bir çocukla Amerika'da yaşayan bir çocuk aynı şekilde bir evrensel dil gelişimine mensup. Evrensel bir şekilde dili gelişiyor ilk 6 ayda. Ailelerin en büyük yanılgısı zaten burada oluyor. İşte ilk 6 ayda ya işte örnek veriyorum gittiler işitme testi yaptılar. Diyelim ki 40-50 desibel civarı bir şey çıktı. Aileler şunu karıştırıyor. Ya işte bu çocuk herhangi bir problemi yok, herhangi bir sıkıntısı yok. Bizi duyuyor, ediyor, ses çıkarıyor falan diyor ama asıl sorun 6 aydan sonra başlıyor hocam. İlk 2 ayda zaten gülmeyle başlar bu evrensel bir gelişim. 2 aydan sonra A, U, E gibi fonemler çıkarır çocuk. Bu fonemler uzatılabilir. Daha sonra baba, mama gibi iki heceli şeyler kullanmaya başlar. Şimdi bunları kullanarak 1 yaşında tek heceli kelimeler çıkarmaya başlar. Şimdi biz bu şeyi kaçırırsak eğer, bu 6 ayı kaçırırsak, erken cihazlanmazsak, çocuk zaten 6. aydan sonra akranları ilerledikçe kendi yerinde sayacak, hatta geriye kadar akacak ve aradaki fark açılacak. Bunu biz istemiyoruz. Bu noktada kesinlikle erkenden cihazlandırma istiyoruz. Ve ilk 4 yaşta hocam beynin sinaptik bağlantıları çok gelişiyor. Çok yaygın bir sinaptik bağlantı var. Yani kısacası biz ilk 4 yaşta öğrendiklerimizle temelinde hayata devam ediyoruz daha sonraki yaşam sürecimizde. Şimdi bu kritik evreleri kaçırdıktan sonra çocuk dil gelişiminde kesinlikle bir aksama meydana gelecek. Zaten sosyal ve akademik olarak da bir gelişim geliyor olacak. Duysal gelişim geliyor olacak. Biz bundan hiçbirini istemiyoruz. Aileler de istemiyordur muhtemelen. Ve ayrıca bizim işitsel deprivasyon dediğimiz bir olay var hocam. Yani kulağa bir uyaran vermezsek, beyne işitsel girdi sağlamazsak işitsel deprivasyona, işitsel yoksunluğa uğrayacak o taraf. Yani bu ne kadar artarsa bunu geriye döndürmemiz çok daha zorlaşıyor. O yüzden erken cihazlanıp çocuğun herhangi bir sıkıntı yaşamadan, gelişiminde bir an önce sekteye uğratmadan iyi bir cihazla, iyi bir ayarla yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Yani erken cihaz takmanın faydası var. Erken teşhisteki mesela bir kanser vakası erken teşhisin faydası olduğu gibi erken cihazın da duyması için faydası var. Kesinlikle öyle hocam. Hatta şöyle bir durum var. Yani bizim konuşmamız dediğimiz bir olay var hocam. Yani alfabemizdeki her harfi belli bir frekans ve desibel aralığında bir analiz yapılarak odiograma yerleştirilmiş. İşte hangi harf hangi frekansta hangi şiddette çıkıyor diye. Şimdi çocuk eğer erkenden cihazlanmazsa beyne işitsel girdi girmediği zaman sesler çocuğa gelecektir. Tabii işitme kaybının derecesine göre ama anlama problemi ortaya çıkacaktır. Şimdi anlama probleminin ortaya çıkmaması için erkenden cihazlandırma yapmamız gerekiyor ki beyne işitsel girdi yerleştirelim. İşitsel girdi çok yoğun bir şekilde bu belirttiğim aylarda, belirttiğim yaşlarda beyne ulaşsın ve herhangi bir gelişimde geriliğe sebep vermesin diye bu şekilde ilerlememiz oluyor hocam. Evet, çocuklarda adaptasyon süreci nasıl ilerliyor? Hocam şimdi yani nasıl, çünkü bir çocuğa takmak çok zordur. Yani çünkü alır çıkarır, yani eğer takılmazsa çıkarır, oynar. Hocam şimdi şöyle, uyum sürecini şu şekilde atlatmamız gerekiyor. Öncelikle şimdi çocuk zaman içinde bazı sesleri unutuyor. Belli bir işitme kaybına sahip. Hani bu işitme kaybı kısa süre içerisinde de gerçekleşmiş olabilir. Uzun süre sonra da fark edilmiş olabilir. Bu yüzden belli bir ses yoksunluğu oluyor yani çocukta. Bir sesi unutuyor yani. Unuttuğu için cihaz taktıktan sonra bu ses tekrardan kulağına geliyor. Hani o ses yoktu onun hayatında. Cihazlandırdıktan sonra normal bir şekilde duymaya başladı. Şimdi bundan dolayı çocuk rahatsız oluyor. Cihazı çıkarıp hemen atmak istiyor. Ama bu noktada ailelere büyük bir görev düşüyor. Kesinlikle sabırlı olmalılar. Çocuk cihazı eline attığı zaman çocuğun odağını farklı yere çekmeliyiz. Oyun oynamalıyız. Ne bileyim bir şeyler anlatmalıyız. Çocuğun odağını farklı yere çekmemiz gerekiyor. Ve uyum süreci de adaptasyon süreci
Hani bazı çocuklar bir iki haftada alışırken bazıları 7-8 haftada ve daha fazla da sürebiliyor. Ama akademik olarak bir 6-7 hafta bir uyum süreci zaten biz bekliyoruz. Hani bu süreçte kesinlikle çocuğun üzerinde durup ona göre ilerleme sağlamamız gerekiyor. Ve her gün bir önceki günden daha fazla kullanarak ilerlememiz lazım. Hani örnek veriyorum, bir çocuk gün içerisinde 8 saat uyanıktır. Geri kalan saatlerde yatıyordur. Zaten uyku sırasında cihaz tavsiye etmiyoruz. Bu 8 saatlik uyanıklık durumunda İlk cihazı aldığı zaman, örnek veriyorum, o gün 4 saat taktıysa yarın 4,5 saat, diğer gün 5 saat ilerleyerek bir adapte etmemiz lazım çocuğa. Zaten hocam alışan çocuk, iyi bir ayar yapılmış cihazla alışan çocuk cihazın farkına varıyor. Kendi hani anne cihazım nerede gibi işaret ediyor. Eğer konuşma gelişimindeyse, konuşabiliyorsa söylüyor. Cihazını istiyor zaten çocuk. Eğer çocuk buna tam iyi bir ayar yapılmış, iyi bir adapte edilmiş bir çocuksa çocuk zaten bunun farkında oluyor yani. O yüzden bu tarz şeylere dikkat edip ilerlememiz gerekiyor. Hocam çok güzel bir mesaj gelmiş. Çetin Hocam, pür dikkat izliyoruz. Çok bilgilendirici ve verimli bir yayın oluyor. Teşekkür Günlük ederim. Yaşamımızda yaşadığımız sorunlar, çocuklarımızda neye dikkat etmeliyiz? Şu an daha iyi anladık diyor. Teşekkür ederiz. Peki hocam, çocuklarda işitme cihazı için takıp süreci nasıl olmalıdır? Hocam şimdi öncelikle hani ben kendim şu şekilde ilerliyorum ve bu şekilde de tavsiye ediyoruz. Tabii biz bu işin lisans eğitimini aldığımız için neyin nasıl olacağını biliyoruz. O yüzden ona yönelik ilerliyoruz. Tavsiyemiz şudur ailelere. Örnek veriyorum, farklı bildiğiniz zaman veya farklı bir yerden almış aile olur. Bilgilenmesi açısından gittikleri işitme merkezinde şunu istemelerini istiyoruz. 2 ayda bir, yani mesela ben 2 ayda bir hastalarımı takibe çağırıyorum. Takibe çağırdığım zaman herhangi bir sesten bir rahatsızlığı var mı, bir problemi var mı, ona yönelik ayarlamalar yapıyoruz. Ve 6 ayda bir de cihazın, mesela pediatrik grupta çocuklara kulak arkası cihazlar veriyoruz. 14 yaşını doldurmamış çocuklara, 13 yaş altına pediatrik gruplarda kulak arkası cihazlar veriyoruz. Bu cihazlarda da zaten hortum bantı var. Bu hortumları 2 ayda bir değişimini yapıyoruz, en geç 3 ayda bir değişimini yapıyoruz. Ve 6 ayda bir kalıp yenilemesi yapıyoruz hocam. Sonuçta çocuk geliştikçe, büyüdükçe bütün uzuvları büyüdüğü gibi kulağı da büyüyor. Kulak anatomisi de genişliyor, büyüyor. Erişkin bir anatomik yapıya evriliyor. Bu noktada 6 ayda bir en geç kalıp yenilemesi yaparak çocuğun cihaza daha iyi adapte olmasını, sesleri daha net duymasını sağlayacak müdahaleler yapıyoruz. Ayrıca hocam 6 ayda bir de bir işitme testi tekrarı istiyoruz mesela. Aileden 6 ayda bir bu çocuğu takip edeceğiz biz. İşitmesini tekrardan kontrol edeceğiz, bir işitme testi yapacağız. İşitmesinde ne durumdayız? Yani çocuğun işitmesi progresif mi? Yani ilerleyen tarzda bir işitme mi? Veya ne aşamadayız? Bunu görmemiz lazım. Ve serbest sağ ölçümleri yaparak hocam çocuğun cihazlı kazançlarına bakıyoruz. Cihazlı eşiklerine bakıyoruz. Cihazla beraber bu çocuğun duyum seviyesi ne kadar da? Kaç desibelde cihazla beraber bizi duyuyor? Buna bakarak çocuğun artık ayar ihtiyacı varsa, ayar bakım ihtiyacı varsa bakım yaparak bu şekilde ilerliyoruz. Hocam şöyle bir soru var Çetin Hocam. İyi cihaz demek yüksek miktarda alınmış cihaz demek midir? Yok hocam. İyi cihaz demek iyi ayar yapılmış cihaz demek. Açık ve net söyleyeyim size. Yani şöyle. Alacağınız cihazın markası şu an günümüzde, yine söylüyorum, gelişen teknolojiyle beraber hemen hemen hepsindeki mantık ve sistem aynıdır hocam. Çok bariz bir fark yoktur. Tabii belli başlı temel farklar olabiliyor cihaz markaları arasında. Ona değinmeyeceğim. Değinmek istemiyoruz şu süreçte. Burada önemli olan ayardır hocam, ayar mekanizmasıdır. Tabii yetişkin gruplarda cihaz denemesi yapıp hangi cihazdan, hangi modelden memnunsa o şekilde ilerliyoruz. Hasta o an hangisinden memnun ise en iyi cihaz olur hocam. Yani bu fiyat skalası vermeyeyim ama düşük bir fiyat da olabilir, yüksek bir fiyat da olabilir. Hasta hangisinden memnunsa en iyi cihaz olur. Hangisini verimli kullanıyorsa. Aynen öyle. Rahat. Hatta hocam yani benim şu şekilde bir ilerleyişim oluyor. Hani cihazı deniyorum, hastalara tek tek deniyoruz hangi cihazdan memnunsa, fiyat bandı vermeden, yani fiyata göre hareket etmesin diye. Zaten seçtiği ürün grubunu göre biz indirim yaparak fiyatta yardımcı oluyoruz mesela hastalarımıza. O yüzden iyi ve kaliteli bir cihaz aldığınız yere ve yapılan ayara göre değişir. Ayar yapan odyolog olduğu sürece çok cihaz noktasına şikayet olacağını düşünmüyorum. Evet. İşitme cihazından sonra sanırım hocam bu iş bitmiyor değil mi? Evet, İşitmeden aynen. Sonra bitmiyor. Peki cihazdan çocuk için neler yapılmalı hocam? Hocam öncelikle bir aileye iyi bir sağlam bir eğitim vermek gerekiyor. Hani cihazı şu şekilde kullanmanız gerekiyor. Hani bu şekilde bir arızayla karşılaşırsanız
pilli şöyle olursa, pili biterse veya bu şekilde bir problemle yaşarsanız kesinlikle ve kesinlikle şunları yapmanız gerekiyor. Bizi aramanız, yanımıza gelmeniz gerekiyor gibisinden aileye kesinlikle bir eğitime tabi tutmalıyız. Sonuçta biz çocuğu sadece bizim yanımıza geldiği sürece biliyoruz. Sonuçta evde nasıldır veya bu çocuk biraz büyükse okulda nasıldır, dışarıda nasıldır veya rehabilitasyon merkezinde nasıldır? Bu konu hakkında ailelerin söylediği kadar biliyoruz. Yani kendi gözlemlerimizle göremiyoruz. O yüzden aileye iyi eğitim verip bu süreci aileyle beraber ilerletmek gerekiyor. Ya çocuğun yaşı büyükse hani şunu örnek verebiliriz. Yaşı biraz daha büyükse okula gidiyorsa FM sistem bantı kullanılabilir. Öğretmenden gelen sesi doğrudan kulağa aktarıp arkadaşlarından gelen gürültüden ziyade direkt öğretmene odaklanması sağlayabilir. Onun dışında ailelere işitsel sözel terapi üzerinde eğitimler de vermek gerekiyor. Uygun bir rehabilitasyona da gitmeleri gerekiyor. Veya rehabilitasyon eğitimlerinde genel itibariyle şunlar da kullanılacak. İşitsel sözel terapide cihazlanan çocuk için. Dört başlıkta inceliyoruz biz bunu. Sesi fark etme, ayırt etme, tanımlama ve kavrama diye. Şimdi öncelikle çocuğa sesi fark ettirmemiz lazım. Hani sesin varlığı kadar yokluğunu da bilmeli çocuk. Örnek veriyorum, cihazın pili biterse ve bir arızayla karşılaşırsa cihazım çalışmıyor, ses yok diyebilmeli yani. Öncelikle bunu öğretmemiz lazım çocuğa. Hani mesela küçük bir çocuk konuşamıyor, bu nasıl belirtecek? Hocam bunu nasıl belirtecek? Biz bunu aile mi anne mi takip edecek? Anne nasıl takip edecek ve çocuk zaten adapte olmuşsa, iyi bir adapte olmuşsa zaten o cihazı çıkaracak yani. Ses gelmediğinin farkına varacak. Veya anne baba bunu takip ederek yani seslendiğinde veya farklı bir ses olduğunda çocuğun tepki vermediğini görecek. Mesela adapte olmadığı zamanlardan bahsediyorum. Onun dışında zaten işitsel sözel terapide çocuğun lateralizasyon ve lokalizasyon becerisi, yani yer yön tayinini etkileyecek basamaklar yapıyoruz. Sesi ayırt etme çalışmalarında ise hani sesin uzun, örnek veriyorum, yani iki farklı sesi ayırt etmesini istiyoruz. Yani bu bir sesin uzunluğu ve kısalığı olabilir. Mesela bir A sesiyle bir A sesi aynı değil mesela. Bir ses uzun, bir ses kısa. Evet. Bunu fark etmesini istiyoruz. Onun dışında sesi tanımlamada ise çocuğun belli bir kelime hazinesine kavuşacak şekilde bir eğitimler meydana getiriyoruz. Kelime hazinesini güçlendiriyoruz. Sesi kavramada ise hocam, bu var olan kelime hazinesini yerinde ve zamanında kullanmasını öğretiyoruz çocuğa. Bu durumlarda cihazlanan çocuk için daha sonrasında yapılması gereken ana temel basamaklar bunlar hocam. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece herhangi bir problemle inşallah karşılaşmayıp akranlarıyla beraber uyum içerisinde ilerleyecektir. Bunu şöyle diyebilir mi hocam? Yani şimdi bir çocuk kulağının cihazın arıza lobu olmadığını, küçük bir çocuk konuşamayan bir çocuk için veya bir yönerge verildiği zaman veya seslendiği zaman duymuyorsa bu cihazda bir sorun vardır. Evet. Deyip aslında size gelmesi lazım. Aynen öyle. Ya farklı bir yerden almışsa, iyi ayar yapılmamışsa. Yani o da nereden aldı? Sonra gitmesi lazım. Aynen öyle. Nereden aldı? Eğer gittikleri yerde de kendileriyle ilgilenen olmasa bana ulaşıp gelsinler. Biz her türlü sorunun sıkıntısını giderebilecek vaziyette donanıma sahibiz hocam. Peki hocam, çocuklar bu cihazı sürekli mi kullanacaklar? Yani ömür boyu mu kullanacaklar? Yani şöyle, şimdi işitme kaybımızın, eğer bu çocuk zaten cihazlanmış zaten bu çocuk değil mi hocam? Cihazlanmış çocuk için sürekli kullanmasını bekliyoruz. Yani çünkü hocam işitme kaybında biz de isteriz ki hani belli bir işitme kaybımız var. Bu işitme kaybımız geriye gitsin, yani iyileşme sürecine girsin, bunu biz de istiyoruz. Hani bu daha çok iletim tipi işitme kayıplarında oluyor. Bir cihazdan önce mesela çocukta iletim tipi işitme kaybı var mesela. İlaçla veya ameliyatla bu işitme düzeltilebiliyor. Ama düzeltilemediği durumlar da oluyor. İşitme iyiye gidebiliyor. Ama sensörineural tip dediğimiz bir işitme kaybında ileriye gitmesini bekliyoruz. Yani işitmenin daha da kötüleşmesi genel itibariyle karşılaştığımız durum. Yani iyileşmesinden ziyade ileriye gidiyor işitme durumu. Bu gibi durumda zaten biz genel rutin takiplerimizi yaparak ilerliyoruz. Herhangi bir ilerleme, herhangi bir problem varsa ona yönelik ayarlamalarımızı, güncellemelerimizi yapıyoruz. Yani progresif, ilerleyici bir işitme kaybıysa ona göre ilerliyoruz. Bu dediğim durumdan dolayı da çocuğun bu cihazı sürekli kullanması gerekiyor maalesef hocam. Hocam şimdi bu cihaz gelip gitmeye falan değil de bir soru geldi. Çetin hocam, cihaz denemeleri ücretli mi? Yok hocam, ücretsiz cihaz denemeleri yapıyoruz. Ama pediatrik grupta cihaz denemeleri yapamıyoruz. Çocuktan bir tepki alamayacağımız için biz onu tecrübelerimize ve aldığımız lisans eğitimine yönelik ve okuduğumuz akademik kaynaklara yönelik bir cihaz tavsiyesinde bulunuyoruz. Yetişkin grupta ücretsiz işitme cihazı denemesi yapıyoruz. Pediatrik grupta çocuktan cevap alamayacağımız için evet, bir deneme yapmıyoruz. Ama çocuğun yaşı, örnek veriyorum, kendini ifade edebilecek bir düzeyde ise tek tek ürün deneyip hangisinden memnunsa ona yönelik ilerliyoruz. Peki hocam, işitme cihazının yetersiz olduğu işitme kayıplı çocuklar var mıdır? Varsa bu durumda neler yapılıyor?
Hocam var tabii kesinlikle. Bazı durumlarda işitme cihazından fayda görmeyecek hastalarla karşılaşıyoruz. Yani bunlar genel olarak şudur hocam. Total bir işitme kaybı varsa, yani çok ileri derecede bir işitme kaybına mevcut sahipse bir hasta. Kokleer implant tavsiye ediliyor. Kokleer implant adayı oluyor zaten kendisi. Burada da Sağlık Bakanlığı uygulama tekniği kriterleri var hocam. Yani KBB uzmanı ve odyoloğun değerlendirmesi dahilinde yapılıyor. O kriteri dahilinde mi değil mi? Çocuk gelişimi nasıl? Ona yönelik ilerlemeler yapıyor. Kokleer implant tavsiyesinde buluyoruz. Yani çocuk genel itibariyle burada total işitme kaybına sahip olacak. Sensorineural tip bir işitme kaybı olacak ve 3 ay süreyle işitme cihazından fayda görmeyecek. Burada bizim için önemli kısım o. Yani devlet şunu söylüyor. Bu çocuk işitme cihazından fayda görmediği takdirde biz kokleer implantını karşılayabiliriz diyor. Onun dışında tabii ki belli başlı sürelerde beklemememiz gerekiyor. Mesela menenjit sonrası bir işitme kaybı meydana gelmiş ise bu bahsettiğim 3 aylık durum beklenmiyor. Direkt çocuk implant adayı sırasına yazılıyor. Veya işitsel nöropati spektrum bozukluğu varsa 6 ay süreyle bir rehabilitasyon süreci geçirmesi gerekiyor çocuk. Eğer bundan bir fayda görmemişse yine implant adayları sırasına giriyor. Tabii ki şimdi cihazdan fayda görmeyip biz implant yaptığımız hastalar var. Hastanede yani KB ekimlerin yaptığı grup bunlar. Kokleer implanttan fayda görmeyecek ve implant olamayacak çocuklar da var. Hani bunlar da mesela kokleer sinir yoksunluğunda, kokleer yoksunluğunda veya internal aküsü kanal yoksunluğunda kokleer implant da olamayacak bu çocuk. O zaman beyin sapı implantı tavsiye ediliyor. Beyin sapı implantı yapılabiliyor. Yani genel itibariyle bu gibi durumlarda ya implant ya beyin sapı implantı bu şekilde bir ilerleyiş oluyor hocam. Hocam annenize mesaj gelmiş. Çetin hocam iyi yayınlar. Canım oğlumla gurur duyuyorum ve başarının devamını diliyorum. Sema Danış diye. Biz de buna hürmetlerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ben de ailemden gurur duyuyorum hocam. Evet, kendime selamlarımı iletiyorum buradan. Çetin hocam Adıyaman ili için hazırlamış olduğunuz bu programdan çok keyif alıyoruz. Her hafta bizi aydınlatıyorsunuz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Size de iyi ki varsınız. Peki hocam. İşitmeyen çocuk konuşamayacağı tezine yola çıkarsak, eğer işitmediğini düşünürsek, eğer cihazlandırılan veya kokleer implant kullanan çocukların dil ve konuşma gelişimi hakkında neler söylersiniz? Hocam şimdi az önceki soruda da söylediğimiz gibi, şimdi ilk 6 ay zaten bir evrensellik vardı. Hani çocuk ilk 6 ay evrenseldi. Hani neydi bu? İlk 2 ay içerisinde gülmelerle başlıyor dil konuşma gelişimi. Daha sonraki süreçte onu takip eden fonemler çıkarıyor. A, U, E gibi, O gibi fonemler çıkararak ilerliyor. Daha sonra tek heceli ba, ba, ma, ma gibi daha çok birbirine yakın heceler çıkartıyor. Daha sonra kelimeye döküyor bunu. İstemli kelimeler döküyor. Mama, baba diyerek bir nevi anneyi veya babayı taklit ediyor. Bir yaşından itibaren tek sözcük. Daha sonra iki sözcük, üç sözcük bu şekilde çocuk kendini ifade ediyor. Ama çocuk mesela cihaz kullanmazsa, implantını kullanmazsa bunlar olmayacak. Yani çocuğun gelişimi 6 aydan sonra duracak. Bir gelişim geriliğe neden olacak. Yani sosyal olarak çocuk probleme girecek, duysal olarak probleme girecek, işitsel olarak probleme girecek. Bu yüzden en geç 6. ayda bir amplifikasyon öneriyoruz. 6. ayda cihazlandırmayla beraber çocuğun dil gelişimini pozitif yönde etkileyecek hamlelerdir bunlar. O yüzden ailelere tavsiyemiz budur. Peki hocam, aileler bazen cihaz kullanma durumunda bazı sebeplerden dolayı, özellikle estetik kaygıdan dolayı göz ardı edilebiliyor. Yani evet. Estetik kaygıdan dolayı. Peki hocam, işitme cihazı ve kokleer implant kullanılması kesinleşen, yani kullanma şart olan çocuklar cihazları kullanmadığını düşünürsek ne sorunlarla karşılaşabilir ileride? Hocam şimdi çocuk öncelikle psikolojik olarak çok yıpranacaktır. Hani bu da sizin zaten uzmanlık alanınız. Çocuk uyumadığı evet. zaman hani psikolojik gelişimi de zaten geriye aktaracaktır. Yani aynen düşünün ki öyle. Yani kulağımızı kapatalım, karşımızda bir insan bizle iletişim kurmaya çalışsın. Hani bunun ne kadar anlamlı olabilir? Ben onu şöyle anlatıyorum hocam. Konuşamayan çocuk öfkeli, sinirli olur. Ya şimdi siz konuşamazsanız, bir derdiniz varsa anlatamazsanız öfkeli ve sinirli olursunuz. Aynen öyle. Ve bunu çevremize de çok yansıtırız, kendimize de yansıtırız aynen. değil mi hocam? Aynen. Hani hırçın oluruz, bu noktada çevreye zarar verebiliriz veya tam tersi de olabilir. Hani bazı çocuklar da tamamıyla kendini de soyutluyor veya çevresi de onu soyutluyor. Hani bu gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Hani zaten genel itibariyle konuşmamızın özeti çocuk dil gelişimi kesinlikle ve kesinlikle zaten geri yatacak. Herhangi bir fonem çıkaramayacak, herhangi bir harf çıkaramayacak. Ayrıca gelişim geriliğine neden olacak. Bu zihinsel gelişim geriliğine kadar
neden olacak bu süreç? Akademik hayatında başarısız olacak, okulda öğretmeniyle veya arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kuramayacak, sosyal anlamda kendini çok eksik hissedecek. Tabii biz bu durumları istemiyoruz. Bu durumları da istemediğimiz için aileler de bize yardımcı olup çocuk için neler yapılması gerekiyorsa o şekilde ilerlememiz gerekiyor. Hocam söyle diyebiliriz. Çocuk konuşamazsa, duymasa çocuk konuşamaz bir. Duyması için buna cihaz takıyorsa cihaz takılması gerekiyor. Ne gerekiyorsa yani ne yapılması gerekirse yapılıyor. Çocuk konuşamazsa öfkeli olur. Çocuk konuşamazsa sinirli olur. Çocuk konuşamazsa akademik başarısı düşük olur. Onun için yani kulak için, duyması için ne gerekirse yapılması aynen lazım. Öyle. Bunu estetik kaygı da gözetmenin çoğunlukla kullanmaları lazım. Ve hocam bazen hastalar işte aile örnek veriyorum. Evde cihazını kullanıyor ama dışarıda cihazını kullanmıyor mesela. Çocuğa dışarıda cihaz takmıyor. İşte aman biri görür, aman şöyle olur, aman böyle olur deyip bunu aksatıyor mesela. Şimdi burada neye maruz bırakıyoruz çocuğu? Örnek veriyorum ev ortamında çok fazla böyle bariz çocuğun her zaman karşılaşabileceği sesler mutlaka var ama bir dışarı çıktığı zaman doğal bir araba korna sesi duymak varken, doğal bir kuş sesi duymak varken, doğal sesleri duymak varken hani sadece evde cihazlanıp hani bu estetik kaygıdan dolayı dışarıda takmamak zaten bu gibi sorunlar neden olacak. Ve çocuk hiç alışamayacak bu şekilde hocam cihaza. Hiçbir şekilde bir uyum gösteremeyecek ve her defasında başa dönecek. Her defasında ne zaman dışarıya çıktığı zaman tekrar cihaz taktığı zaman bu sefer alacak cihazı bırakacak atacak. Adaptasyon sürecine başa dönecek yani hocam. O yüzden hiç estetik kaygı gözetmeden herhangi bir problem gözetmeden cihazlarımızı yerinde zamanında odyoloğumuzun söylediği şekilde kullanmamız gerekiyor. Öğrencimizden kuru diyorum diyor. Aşağı Güşen hocamız göndermiş. Başarının devamını diliyorum diyor hocam. Teşekkür ederiz. Selamlar olsun buradan. Peki hocam cihazlanan çocuğuma cihazdan cihazın verimini arttırmak için ayrı olarak neler ebeveynler neler yapabilirler? Hocam öncelikle zaten konuşmamızın ama temel başlığı zaten işitsel girdiydi mesela. Sabah işitsel girdi üzerinden yoğunlaşmamız gerekiyor. Çocuk sabah kalkacak işitsel girdi. Öğlen işitsel girdi. Akşam yatana kadar bir işitsel girdi alması lazım. Beyninde o sesin ulaşması gerekiyor. Bunun için de kesinlikle ev içerisinde iletişim çok önemli. Anne baba arasında veya çocukla baba, çocukla anne arasında veya kardeşler arasında iletişim çok önemli. Çocuğa her şeyi anlatmak gerekiyor hocam. Hani örnek veriyorum, anne mutfakta yemek yapıyor. Çocuğu yanına alacak. Bu çocuk 3 aylık da olabilir, 6 aylık da olabilir, 10 yaşında da olabilir. Hiç fark etmiyor. Çocuğu alacak yanına. İşte anlatacak, ben bu yemeğe bunu kurdum, bunu böyle yaptım diyerek. Hani çocuktan bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. Niye bunu böyle yaptın demesini beklemiyoruz ama o fonemlerin, o seslerin beyne girip işitsel girdi sağlamasını bekliyoruz. Ayrıca işitsel girdi açısından belli başlı oyun kartları var hocam. Belli başlı oyuncaklar var. Bunları internetten ulaşabilirler. Bunları alıp evde çocukla oynayabilirler. Ve hocam biz genellikle 3T'den uzak durmalarını söylüyoruz. Televizyon, tablet ve telefondan uzak durmalarını söylüyoruz. Ama bazen şu durum olabiliyor. Mesela anne ev içerisinde tek veya çok fazla çocukla ilgilenemediği durumlarda hani şunu da tavsiye ediyoruz. Şimdi evde tekse çocukla birebirse hani arka planda sürekli bir gürültü olsun. Hani bu bir radyo açarsın. Veya televizyondan veya telefondan bir hayvan sesi, doğal ses olur. Bir şeyler olur. Doğal sesler açarsın. Çocuk bunu dinlesin. Ama çocuğa bunu belli etmeden, çocuğa bunu işte odaklanmasını sağlamadan, bağımlı hale getirmeden arka planda bir gürültü dönsün ki çocuğun beynine sürekli bir işitsel girdi sağlansın. Ve ayrıca evde şu metodu da uygulayabilirler hocam. Yani şu nokta üzerinde de çalışabilirler. Bizim link sesleri dediğimiz sesler var hocam. Bu işitsel sözel terapinin ana basamağıdır, ana temel basamağıdır. Bu sesleri evde anne veya baba çocuğa çalıştırabilir yani. Bu sesler genel itibariyle A sesi, Ş sesi, İ sesi, M sesi, U sesi ve S sesidir hocam. Bu sesleri çocuğa çalıştırmamız gerekiyor. Yani bunu nasıl çalışabiliriz? Bunda zaten oyuncakları var. Oyuncaklar alıp da çalışabiliriz. Veya bir A fonemi için arabayı kullanabiliriz. Ş için hemşireyi örnek gösterebiliriz. Şekilde Ş mesela, M için dondurma, bak ne güzel dondurma gibisinden diyebiliriz. Bu şekilde hani çocuğu kesinlikle işitsel girdiden yoksun bırakmadan, işitsel deprivasyona uğramayacağı şekilde ev içerisinde sürekli iletişim. Ve cihazımızı da her zaman kullanacağız. Evet. Hocam birkaç sorumuz daha var. Sorabiliriz çünkü yayının sonuna geldik. Öyle mi hocam? Evet, yayının sonuna geldik. Size özürüm. Son olarak duygu ve düşüncelerinizi almak istedim. Neler söylemek istersiniz? Hocam buradan ailelere şunu söylemek istiyorum.
kesinlikle iyi bir araştırma içerisine girsinler. İyi bir yerden cihazlarını alıp iyi bir rehabilitasyona gidip çocukların gelişimi için ellerinden gelen her şeylerini yapsınlar. Zaten çocuklar bizim geleceğimiz. Bugün bizim hastamız olan çocuk, örnek veriyorum, yarın öbür gün bu ülkenin geleceğine olumlu seviyede etki edecek bir yere de gelebilir. O yüzden gelse de gelmese de, yani bizim çocuklar bizim geleceğimiz. O yüzden bütün çocuklara aynı ve eşit seviyede davranarak kendi çocuğumuzmuş gibi biz hareket ediyoruz. Kendi kardeşimizmiş gibi hareket ediyoruz. Zaten biz oğlu yoklar, onun için varız. Ailelere tavsiyemiz, bize de destek olsunlar. Biz zaten onların her zaman yanındayız. Kendilerini de yalnız hissetmesinler. Ve ayrıca hocam, Mercan TV ailesine ve sizlere de çok teşekkürlerimizi sunarız. Beni davet ettiniz. Davetinize icabet ettik. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Hocam biz teşekkür ederiz. İyi ki varsın. İyi ki geldiniz. Teklif ettik. Kırmadınız, geldiniz. Gerçekten çok güzel bir konu oldu. En azından şunu söyleyebiliriz hocam. Çocuğun kulağı duymuyorsa eğer bir destek alması lazım, konuşması lazım. Konuşması öfkesi olacak, sıkıntı yaşayacak, akademik başarısı düşecek. Bunun için çekinmeden bir işin uzmanı bir odyologdan gidip destek alsınlar. Cihaz takılması gerekiyorsa takılsın, evet, diye diyoruz. Doğru mu hocam? Kesinlikle. Son olarak şunu da söylemek istiyorum hocam. Bilmeyerek kırdığımız insanlar varsa, sürçülisan ettiysek affola. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Ben de hiç kimseye kırmadı. Çok da güzel bilgi verdik. Ben teşekkür hocam. Sağ olun. Mercan TV izleyicileri, tekrar bir programın sonuna geldik. Bu akşamki konuğumuz Eyüp Danış hocamızdı. Eyüp hocamla çocuklarda işitme kaybını ve önemini konuştuk. Hafta yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere demeden önce bizi Azerbaycan'dan izleyen izleyicilerimiz için geceniz hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı akşamlar.